Dünyası'yla karşınızdayız. Saatlerimiz 17.45'i gösteriyor. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Ve şimdi Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz bizimle beraber. Biraz sektöre ilişkin beklentileri alacağız Mesut Bey'den. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Reyhan Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ramazan'dan çıktık. Önümüzde düğün sezonu var. Yavaştan ufaktan düğün sezonu başladı ve pazar günü de anneler günü. Dolayısıyla acaba sektörde nasıl bir kıpırdanma var, nasıl gelişmeler oluyor ve hangi ürünler en çok tercih ediliyor? Evet, Ramazan ayından çıkınca tabii ki düğün sezonu açtık. Dolayısıyla çeyiz satışlarımızdaki hareketlilik başladı. Gerçi çoğu çiftimiz 6 ay, 8 ay öncesinden çeyiz alışverişini yapsa da son zamana bırakan çiftlerimiz doluyor. Dolayısıyla onun bir hareketlerini zaten şu an yaşıyoruz. Tabii ondan sonra da biliyorsunuz bu pazar günü anneler günü. Ben burada özellikle tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Bizim gibi züccaciye sektörü özellikle böyle hareketli özel günlerde işte kadınlar günüyle, sevgililer günüyle başlayıp dini bayramlarımız, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, yeni yılla beraber yılbaşılarla sürekli hareket görür. Hadi hediye olarak da tercih edilen bir ürün grubuyuz. Dolayısıyla şu anda da bizim son bir yıldan beri özellikle satışlarımızda %300'e yakın artma sağladığımız air fry ürünler dediğimiz evde çok az bir yağla kızartma yapabilen ya da ürünün üzerine fırçayla çok ince bir tabakayla yağ sürerek kızartma yapabilen air fry ürünlerimize karşı talep olduğunu görüyoruz. Bunun yanında çay kahve makineleri ki çay kahve makineleri derken yalnızca Türk kahvesi değil, espresso olsun, Nescafe olsun, böyle kafe latte gibi ürünler yapabilen kahve makinelerine karşı da bir talep olduğunu görüyoruz. Bunun yanında gene dik süpürge ve en sonda özellikle pandemiyle beraber artık evde kuaföre gitmek yerine kendi işimizi kendimize halletmeye alıştığımız saç düzleştirici ürünlerine anneler günü üzeri talep oldu. Özellikle bu dört kalem ürünlerde tabii daha küçük elektrikli ev aletlere devam eden bir ürün grubuyla talep olduğunu görüyoruz. Evet, birinci sırada air fryer var dediniz. Kahve makinelerine, evet. Yalnızca Türk kahvesi makineleri değil, diğer kahveleri de içeren kahve makinelerinin popüler olduğunu söylediniz. Dik süpürge ve anneler günü öncesi saç düzleştiriciler gibi saç kuaf ürünleri de. Kişisel bakım ürünleri. O da evet. Tabii ki tercih ediliyor dediniz. Ama şöyle bir air fryer ürünlerine baktığımız zaman bu gerçekten çok çarpıcı çünkü son dönemde gerçekten bir furya haline gelmiş durumda. Her ne kadar eski bir teknoloji olsa da son dönemde ülkemizde çok popülerleşti. Bunun sebebi nedir acaba? Neden bu kadar büyük bir ilgi var ve hani şurada çokça soruluyor. Fırından ne farkı var örneğin? Evet, air fry ürünler aslında daha önce nispeten piyasada olan ürünlerdi ama birkaç firmanın vardı ve fiyatları biraz pahalı geliyordu. Tabii rekabetin artmasıyla birçok firmanın bu ürün grubuna giriyor olması, piyasada ürünün bollaşmış olması daha alınabilir hale ve daha her mutfağa girebilir hale geldiğini gösterdi. Dolayısıyla bununla beraber de tüketiciler talep göstermeye, daha önce almak istedikleri fiyatlara geldiği için almaya başladılar. Demin de söylediğimiz gibi çok az bir yağ ile kızartma yapabilen ürünler. Yani hem evde sağlık açısından da çok fazla yağ tüketmeden kızartmayı da seviyoruz. Bunu elde edebileceğimiz bir ürün olarak söylüyoruz. Bir de artık bunun yanında da yağ fiyatları da çok pahalı. Hem yağı az kullanıp maddi olarak oradan bir telafi yapmak hem de sağlık açısından daha uygun olduğunu görüldüğü için tüketicilerimiz de bu ürün grubuna talep ediyorlar. Normal fırına göre tabii daha yüksek bir ısı derecesine çok kısa bir zamanda ulaşabilen, daha küçük bir alanda olduğu için de onu kızartma havasını verebilecek bir teknoloji, çok ufak bir değişiklikle. Dolayısıyla tüketicilerimiz bu ürünlerin evlerinde özellikle kızartmayı çok seven, daha çok kızartma yapan ailelerimizin air fry ürünlere karşı talebinin arttığını görüyoruz.
Evet, maddi manevi fırsatlar sunabiliyor, faydaları var diyorsunuz bu ürünlerin. Şimdi biraz önce de hani özel günlerden konuştuk. Özel günler anladığım kadarıyla sizin sektörünüz için olumlu geçiyor, fayda sağlıyor. Peki yani evet. Maalesef bu yılın biz başında ilk 3 çeyrek içerisinde yılın ikinci ayında çok büyük bir felaketi geride bıraktık. Dolayısıyla hani ilk 3 ay sizin için nasıl geçti? İlk çeyrek nasıl geçti sektör için? Bunu merak ediyorum ve tabii bu yılın geri kalanından neler bekliyorsunuz? Bu yılın ilk çeyreği aslında bizim her yıl sektör olarak %10 büyüyen bir sektörüz pandemi hariç. Bu yılda hedeflerimiz, geçtiğimiz yılda zaten 6.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik ve 4.8 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş bir sektörüz ve dünyada da bu ligde 8. sıradayız. En fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında bunu da her yıl birer basamak yukarı çıkmayı hedeflemiş bir sektörüz. Bu yılın ilk çeyreğine baktığımızda maalesef o hedeflediğimiz rakamları şu an için bir miktar gerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de demin sizin söylediğiniz gibi gerçekten 11 ilimizde tüm ülkemizi yasa boğan bir deprem yaşadık. Orada da Türkiye'de bizim züccaciye sektörünün özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman'a kadar uzanan bölgede çelik üreticilerimizin çok fazla bulunan bir bölgemiz. Dolayısıyla oradan da kaynaklanan biraz iç piyasada bildiğiniz gibi dolar kurunun son bir yıldan beri nispeten baskılanması ve belirli bir rakamda sabit kalması da bizim dünya ile rekabette biraz önümüzü kesiyor. Bunu daha önce o kadar hissetmiyorduk çünkü bir lojistik avantajımız vardı. Çin'den buraya bir ürün 15 bin dolarlar kadar seviyeye çıkmıştı ama şu an o lojistik avantajımızı kaybettik. 3 bin dolara, 2500 dolara konteynerler Çin'den dünyanın her ülkesine ulaşabiliyor. Dolayısıyla oradaki avantajı kaybedince artık rekabet edebilecek kura yakalamamız lazım. Örneğin bir kupayı geçtiğimiz yıl 1 euroya sattığımız kupayı şu an 1,5 euroya satmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yapan tek ülkede biz değiliz. Zaten ilk çeyrekte %3.3'lük bir daralma var. Bu daralmanın da en büyük sebebinin başında seramik ürünlerdeki gerilemeyi söyleyebilirim. Rekabette tekrar düze çıkabilmemiz için yani normal ekonomik politikalara göre dönmemiz, kuru normal seviyelerin gelmesi durumunda tekrar hedeflediğimiz, bu yılda hedeflediğimiz, yıl sonu hedeflediğimiz 7 milyar dolar hedefine ulaşabiliriz. İlk çeyrekte 1.54 ve 1.544 milyar dolardan 1.492 milyar dolara düştük. Yani %3.3'lük bir kaybımız var. Yıl sonu hedefimiz %10 büyüme hedefine yaklaşmak. Yani 7 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Demin deprem bölgesindeki firmalarımız da aşağı yukarı %60, %70 seviyede tekrar üretime geçtiklerini görüyoruz. Tabii orada en önemli problemimiz çalışanlarımızın tekrar geriye dönmesini sağlamak. Ve o bölgede birçok firmamız kendi imkanlarıyla konteyner şehirler kurdu. Fabrikaların etraflarına konteynerları hatta kendileri bile orada yaşıyorlar. Burada çalışanları oraya toparlayıp üretime katkı sağlamaya, tekrar ihracata dönmeye çalışıyorlar. %60-70'de şu an için ulaşılabilir seviye olarak iyi bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu hedefimiz 6,5 milyar doların üzerinde bir ciro kapatabilirsek bence sektör anlamında ülkemiz için de iyi bir yıl geçirmişiz diyebilirim. Evet, şimdi yani bir taraftan hani döviz konusundaki gelişmeler dünyayla rekabette önümüzü kesiyor dediniz ve lojistik avantajımızı da kaybettik değerlendirmesini yaptınız. Yıl sonu için %10'luk bir büyüme hedefine ulaşma hedefiniz var ama şunu da merak ediyorum yani enflasyonla acaba sizin sektörünüz nasıl başa çıkıyor? Yani tüketicilere bu fiyatları yansıtıp yansıtmama konusunda nasıl kararlar veriyorsunuz? Nasıl bir süreç işliyor orada son tüketici, son alıcı için? Evet, şöyle söyleyeyim. Bunu söylemeden önce şu önceki konuyla ilgili bizim ihracatla ilgili bizim yaptığımız bir takım etkinlikler var. Bence onu da bir Reyhan Hanım üzerinden çok kısaca geçeyim. Evet. İhracata katkı sağlamak anlamında bizler de dernek olarak da olsun, sektör olarak da olsun iki tane fuarımız var. Yaptığımız bu fuarlar artık Avrupa'da, dünyada ilk 3'te, ilk 5'te gösterilen fuarlar ve son 3 yıl zaten özellikle Almanya'daki ve Çin'deki fuarın yapılmamasından dolayı sektörün dünyadaki en büyük fuarı konumuna geldi. Bunlara önem veriyoruz.
dış ticaret heyetleri düzenliyoruz ve önümüzdeki hafta da Antalya'da 60-70 tane ülkeden nitelikli satın almacıyı Türkiye'deki 55 tane üreticimizle bir araya getirip belki 3000-4000 B2B görüşmesi yaparak bunlarla iş geliştirmelerini sağlamak, böylece ihracat hedefimizi tutturmada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Aynı zamanda biz de yurt dışına ticaret heyetler de düzenliyoruz. Haziran'ın başında İngiltere'ye gideceğiz. Daha sonra Vietnam, Kanada, Avustralya gibi pazarlara Türkiye'deki üreticilerimizi Ticaret Bakanlığımızdan da aldığımız desteklerle, derneğimizin de katkılarıyla beraber önemli firmalarımızı yurt dışına götürüp hem o ülkelerde hem de çevre ülkelerinden nitelikli satın almacıları getirerek onlarla beraber dış ticaret hedefimizi tutturmada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizin sorunuza tekrar gelecek olursam aslında zaten Türkiye'de şu an üretici özür dileyerek sözünüzü keseceğim Mesut Bey. Şimdi kısa bir araya gidelim dilerseniz. Aranın ardından o benim biraz önce sorduğum enflasyonla ilgili soruya cevap alalım sizden. Şimdi iş dünyasında kısa bir ara. İş dünyasıyla yeniden karşınızdayız. Zülcüder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz yeniden bizimle beraber. Mesut Bey, araya gitmeden önce enflasyonla ilgili bir soru yöneltmiştim size. Hani son tüketicilere enflasyon sürecinin nasıl yansıdığını, sektörün enflasyonla mücadele için nasıl adımlar aldığını, bu konuyu sizden dinleyelim şimdi. Burada aslında biz elimizden geldiği kadar öncelikli olarak stoklarımız vardı. Stoklarımızı kullandık. Bir miktar tüketiciye az yansıttık. Daha sonra ham maddelerimiz, elimizde stok ham maddelerimizi nispeten kullandık. Oradan az yansıttık. İhracatımız arttı bir dönemde. Dolayısıyla ihracatımızın arttığında oradan birazcık gelirimizi yükselterek iç piyasaya fiyatların mümkün olduğu kadar minimum yansıttık ve iç piyasadaki pazarımızı kaybetmemeye çalıştık. Ama artık elimizdeki neredeyse bütün mermilerimiz gitti. Açıkçası ham madde fiyatların bir miktar geri gelmesi şu an bizim elimizdeki en büyük tutarlılık. Ama artık bu saatten sonra yapılabilecek, yaşayabileceğimiz her türlü sıkıntıda bunu fiyatlara yansıtmak durumundayız. Zaten %30'a yakın tüketici ile üretici fiyat arasında bir makas var zaten. Onunla telafi etmeye çalışıyoruz. Ama gene de sektörel anlamda fiyat olarak aşırı miktarda artan bir ürün grubu değiliz. Bunun en büyük sebebi de hani züccaciye sektörü ihracat ağırlıklı bir sektör, ithalat ağırlıklı bir sektör değiliz. Zaten 4.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Dolayısıyla çok ithale bağlı değiliz ama küçük elektrikli ev aletleri gibi motor ekipmanları veya ham maddeden işte çelik, porselende, çelikte ham madde ithala oradaki yükselmelerin yüksek olması durumunda direkt fiyata yansıyacak, bizi etkileyecek bir maliyet kalemimiz var. Onun haricinde fiyat enflasyonla şu an yani %100'lük bir oranlarla artışımız var diyebilirim enflasyona yakın yaklaşarak. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Zülcüder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz bizimle beraberdi. İşte Anneler Günü öncesinde züccaciyeciler sektörüne, bu sektöre, züccaciye sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar'ın bir söyleşisini ekranlara taşıyacağız. New Jersey Morris County Belediye Başkanı Tayfun Selen Ali Çınar'ın sorularını yanıtladı. İzleyelim. Bugün değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Tayfun Selen, kendisi Morris County Bölge Belediye Başkanı, başarılı Türk-Amerikalılardan. Tayfun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, çok teşekkürler beni konuk ettiğiniz için. Bulunduğunuz bölgede önemli göreviniz var ve büyük bir bütçeyi de yönetiyorsunuz. Yaptığınız faaliyetleri anlatır mısınız? Tabii, çok tabii ki memnuniyetle. Şimdi şöyle diyeyim, Morris County, New Jersey'nin 21 tane county'sinden bir tanesi, bölgesinden bir tanesi. 39 tane irili ufaklı ilçenin, beldenin birleşiminden oluşuyor. 515 bin nüfusu olan ve Manhattan'ın, New York'un yaklaşık şöyle 40-45 dakika batısında bulunan bir bölge. Biz oradaki devlet yönetimi olarak bütçemiz yaklaşık 345 milyon dolar operasyon bütçemiz var. Yaklaşık 60 milyon dolar da CAPEX bütçemiz var. Yani işte yatırımlara yönelik bütçemiz var. İkisini birleştirdiğiniz zaman işte 400 410 milyon dolar civarı bir bütçemiz var.
Yaptığımız faaliyetler şöyle diyeyim, genellikle işte ne bileyim county'nin yolları olsun, köprüleri olsun, Türkiye'den farklı bir yöntem olarak aynı zamanda emniyet güçleri de bize bağlı, onun bütçesi bize bağlı farklı olarak. Onlar öyle, işte ne bileyim savcılık ofisinin, onların da bütçesi bize bağlı. İşte çöp toplama olsun, yolların çukurlarını doldurması olsun, işte fakirlere yardım olsun. Yani bir human services bütçemiz var. Bu insani yardım bütçesi diyeyim. 36 milyon dolar senede buna ayırdığımız bir bütçe var count olarak. Genel anlamda bu şeylerle uğraşıyoruz. Yani bu kalem işlerle uğraşıyoruz. County'deki görevinizle beraber aslında bölgenin de hem eyaletin de yatırımcılara ihtiyacı oluyor. Hem Türk iş adamlarından da zaman zaman ABD'ye yatırım yaptığını görüyoruz. Hem sizin bölgeniz hem de genel olarak eyalette yatırımcılara önerileriniz nedir? Fırsatlar nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerek eyaletin olsun, gerek de federal devletin olsun birçok yardımları, teşvik programları var. Bunları çok iyi araştırıp gerek yaptığınız işin şekline göre, ne bileyim bir üreticiyseniz ya da bir teknoloji firmasıysanız değişebiliyor bunlar. Yapmak istediğiniz yatırımın boyutuna göre yine değişebiliyor. Birçok programlar var. Bunlar araştırılabilir ve Türkiye'den buraya yatırım yapmak isteyen insanların faydalanabileceği şekilde araştırma yapılıp resource hazırlanabilir ve bunu burada yapılması çok kolay bir şey. Aslında kolay derken yani var olan bir şey. Bunun sadece bulunup ortaya çıkartılıp yatırımcıların önüne koyulması lazım diye düşünüyorum. Evet. Son olarak da başarılı bir yüksek mimarsınız. Önemli şirketlerde görev aldınız. Bilhassa enflasyon, resesyon tartışmaları çerçevesinde inşaat sektöründe son durum nedir? Aksaklıklar, zorluklar, beklentiniz nedir acaba? Yani Ali Bey, inşaat konusu şöyle diyelim, inşaat emlak birlikte düşünürsek onda da farklı farklı kategorilerde farklı şeyler gelişiyor. Yani durumlar gelişiyor. Şöyle diyeyim, şu anda bir endüstriyel, yani industrial market dediğimiz işte bir warehouse'lar olsun, depolar falan, onlara baktığınız zaman piyasa hala çok hızlı. Fakat bir ofis marketine baktığınız zaman, ofis binalarına, bürolara, bunların binalarına baktığınız zaman burada market çok zayıf. Yani bu zayıflık nedeniyle bu inşaatların yapıldığı, bankalardan alınan borç paraların zamanı geliyor ve binalar boş olduğu için bu borçlar ödenemiyor ve bu binalar maalesef bankaların eline geçiyor ve piyasada böyle bir çalkantı oluyor. Şöyle diyeyim, şeyine göre, yani varlığın şekline ve çeşidine göre çok farklılık gösteriyor. Resesyondan etkilenen var, etkilenmeyen var. Bu pandemiden dolayı işte bu depo olayları falan çok gelişti, arttı. Fakat değişmeyen bir şey var. O da multifamily. Yani çok ailelerin yaşayabileceği, birçok konutun bir arada olduğu merkezlerin hiçbir şekilde ne değeri düştü, ne talep azaldı. Onlar çok hızlı gidiyor. Evet. Son olarak da başarılı bir Türk Amerikalı olarak gençlere tavsiyeniz nelerdir Tayfun Bey? Vallahi gençlere tavsiyem şudur. Çok çalışsınlar ve başarısız oldukları zaman hiçbir zaman durmasınlar, devam etsinler. Herhangi bir başarısızlık aslında bir başarısızlık değil. Başarının içinde, bu uzun yollu maratonun içindeki bir ufak bir parçadır diye düşünüyorum ben. Amerika'ya gelsinler. Burada bizim Türk gençlerine çok ihtiyaç var. Vizelerini alsınlar, buraya gelsinler. Burada para kazansınlar, iş yapsınlar. Sonra ülkelerine dönsünler, bilgilerini geri götürsünler diye düşünüyorum. Yani bizim genç nüfusumuz hakikaten muazzam Türkiye'de. Yani nüfusun herhalde
birçok ülkenin oran olarak üzerinde bir oranda genç nüfusumuz var. Ve Türkiye'nin geleceğini de bu yönden çok parlak görüyorum. Evet, bu söyleşinin ardından iş dünyasında şimdi bir haberle devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu kent kır nüfus istatistiklerini yayımladı ve açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %67,9'u kentlerde yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ait kent kır nüfus istatistiklerini paylaştı. Buna göre ülkede toplam yüz ölçümünün %1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 58 milyon kişi yaşıyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun %68'i söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor. Verilere göre en kalabalık yoğun kent İstanbul, kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla olduğu il ise Ardahan oldu. Ankara'da ikamet edenlerin %88,3'ü, İzmir'de ikamet edenlerin %78,6'sı yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşadığı belirlendi. Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu il ise %68,4 ile Ardahan oldu. Ardahan'ı Tunceli ve Bartın izledi. Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında yoğun kentlerde ikamet edenlerin %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu. Nüfusun %68'ini oluşturan 15 ila 64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kentlerde yaşayanların oranı da %69,2 oldu. Ve şimdi borsayı kapatma vakti geldi. Az sonra borsada kapanış rakamlarını alacağız ve bugün nasıl geçti ona bakacağız. Ve kapanış zili çaldı. %7,87'lik yükselişle BIST endeksi günü 4848 puandan tamamladı. Yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz. Şöyle bir alt endekslere bakalım nasıl bir performans gerçekleşti. Örneğin bankacılık endeksinde %9,85'lik yukarı yönlü bir hareketle günün tamamlandığını görüyoruz. Şimdi bu konuya ilişkin değerlendirme almak üzere Philip Capital'e gidiyoruz. Araştırma müdürü Onur Can Bal bizimle beraber. Onur Can, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, %7'nin üzerinde, hatta %8'de varan bir yükselişle BIST endeksi günü tamamladı. Nasıl bir gün geçirdik ve yarın son işlem günü olacak. Kritik seçimler öncesinde nasıl bir gün geçirmeyi bekliyoruz acaba? Neler dersin? Tabii. Öncelikle son dönemde, son haftalarda borsada oldukça düşük seyreden bir işlem hacmi vardı. Bugün hani son dönemin son haftalarının ortalamasının üzerine güçlü bir işlem hacmi gördük. Uzun zamandır hani bu işlem hacimlerini görmüyorduk. O yönden hani bu yükselişlerin hacimle de desteklendiğini söyleyerek başlamak isterim. Tabii yurt içinde siyaset cephesindeki gelişmelerin biraz daha endeksin yönü üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle bu hafta bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan yükselişin bugün biraz daha genele yayılarak da güç kazandı. Gördük ve BIST endeksi günü 100 günlük kişisel ortalamasının hemen üzerinde tamamlamayı başardı. Burada 4800 üzerinde kalıcılık korunabilirse, yani yarın haftanın son işlem gününde ve seçim öncesindeki son işlem gününde 5000 puana doğru bir hareketlilik yaşanabilir teknik olarak. Ama 4800 altına sapmalarda biraz daha 4600-4700 konsolide bölgesine doğru gevşemelerde söz konusu olabilir. Burada hani seçime ilişkin biraz daha belirsizliklerin azalması endeks tarafında bir miktar tepkiyi de beraberinde getirdi. Tabii seçim sonuçları, devamındaki politikalar yurt içi piyasaların yakın takibinde yer alacak. Ama hani şu anki mevcut seviyeler oldukça çarpanlar anlamında iskontoya işaret ediyor. Ve seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da daha pozitif bir seyir beklentimiz söz konusu. Tabii bunun için önce bir seçim sonuçlarını, politikaları görmek gerekiyor. Ama biz yılın ikinci yarısı için endeks tarafında pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Küresel tarafa hızlıca bakacak olursak, küresel piyasalarda da bugün iki önemli veriyi takip ettik. Bunlardan birincisi Amerika cephesindeki üfe verisi ve haftalık işsizlik başvurularıydı. Diğeri ise İngiltere Merkez Bankası'ydı. Amerika'da üfe aylık bazda %0,2'lik bir artış kaydetti ve yıllık üfe de 2,3'e geriledi. Beklentiler dahilinde gelen bir veri oldu. Haftalık işsizlik başvurularında ise 264 binle Ekim 2021'den bu yanaki en yüksek seviyeyi gördük. O yüzden hani o taraf biraz daha karışık geldi diyebilirim. İngiltere Merkez Bankası ise 25 bas puan faiz arttırımına gitti beklentiler dahilinde. İngiltere'de
son dönemde enflasyon beklentinin üzerinde kalmaya devam ediyor çift tanelerde. O yüzden bu faiz arttırımı bekleniyordu. İngiltere tarafında dikkat çekici olan nokta karar metninden resesyon beklentisinin çıkartılması ve yumuşak iniş ifadesinin eklenmesiydi. Bu dikkat çekici bir gelişme oldu bu toplantı açısından. Küresel piyasalarda biraz daha zayıf bir risk iştahı var. Yani burada özellikle Amerika'da hala daha bölgesel bankalara ilişkin yüksek seyreden hassasiyet, yine resesyon kaynaklı mevcut endişeler. Yine Amerika'daki iki gündür aldığımız enflasyon verileri bize şunu gösteriyor. Fed faiz artışlarına ara verecek. Yani bu enflasyon görünümü bunu mümkün kılıyor. Ama piyasanın düşündüğü gibi erken bir faiz indirimi ihtimalini biz biraz daha zayıf buluyoruz açıkçası. Ekstra bir enflasyonda iyileşme, ekonomik verilerde bir zayıflama olmadan Fed'in bu ihtimali ötelemeye devam edeceği kanısındayım açıkçası. Ve tabii ki Amerika'daki borç limiti konusu bu tarafta biraz daha piyasalar üzerinde risk oluşturuyor. Bu cephedeki gelişmeler, haber akışlarını da takip etmek lazım. Eğer bu konu çözülürse küresel tarafta bir rahatlama görebiliriz kısa vadeli diye düşünüyorum. Altın 2000 doların üzerinde hafif satıcılığı seyrediyor bugün. 2000 dolar üzerinde kalması olumlu ama 2070 dolar direncinin aşılması lazım. Yani bu seviye aşılmadığı sürece bant hareketlerinin devamını bekleyebiliriz ons cephesinde. Petrolde ise bu hafta içindeki kazanımların bugün biraz daha geri verildiğini görüyoruz. Hani küreseldeki bu saydığımız resesyon olsun, bankacılık olsun, borç limiti olsun bu endişeler anlamlı bir şekilde yatışmadan Brent petrolde 80 dolar üzerinde tutmanın biraz daha zor olduğu kanısındayım. Ama geri çekimlerde 70-72 dolar bandı güçlü bir destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Philip Capital Araştırma Müdürü Onur Canbal bizler için değerlendirdi. Özellikle borsa tarafında 4500 seviyesinin 5000 seviyesinin aşılması için 4800 seviyesi geçilmeli yorumunu paylaştı. Şimdi bir haberle veda edelim. Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane hizmet ihracatının 2023 hedeflerini ve havacılık sektörünü Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Bu haberle veda ediyoruz. İyi akşamlar. 2021 yılından 2022'ye geçerken bizim 60 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz vardı. Ve sektör üstün bir başarı göstererek özellikle turizm ve taşımacılık sektörünün gösterdiği üstün başarıyla bunu 90 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz daha da agresif. Bunu 125 milyar dolara çıkartmayı öngörüyoruz. Mehmet Bey, şimdi dünya örneklerine baktığımız zaman Türkiye'yi nerede konumlandırmak lazım bu durumda? Ya Türkiye maalesef bu açıdan baktığımızda ekonomi olarak biz dünyada 19. sırayız. Hizmet ihracatında biraz geriyiz. İnşallah bunu zaman içinde kapsayacağız ve hizmet ihracatında da ülkemizin ekonomik büyüklüğü oranına geleceğiz. Çünkü biz hizmet ihracatında biraz geriden başladık. Ya en basit eğitim olarak baktığımızda, sağlık olarak baktığımızda, turizm olarak baktığımızda 80'li yıllardan sonra başlayan bir hamleyle biz bu noktalara geldik. Eğitime baktığımızda son 15 yılda çok ciddi atılımlar oldu. Özellikle vakıf üniversitelerimizin devreye girmesiyle. Sağlık açısında da aynı şekilde. Biz yarışı biraz geriden başladık ama çok dolu ve silahlı olarak geliyoruz. Gayet ileriye dolu, gördüğünüz gibi agresif hedeflerimiz var ve bunu gerçekleştirecek altyapıyı da Hizmet İhracatçıları Birliği olaraktan biz tüm üyelerimize sağlamak üzere burada görevliyiz. Bunu sağladığımız oranda ihracatımızı daha da arttıracağız ve ülkemizin ihracatının artması şu açıdan çok önemli, taze ve net döviz girişi. Şimdi Pegasus tarafına dönecek olursak ilk çeyreği bitirdik. Orada veriler nasıl? Şimdi yüksek sezona da girdik. En çok konuşulan konulardan bir tanesi hem sefer sayıları hem de fiyatlar. Geneline baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Yani geleceğe baktığımızda bu sene geçen seneki turizm rekorunu kıracağımızı öngörüyoruz. Nitekim Turizm Bakanımız da benzer bir açıklama yaptı. Bu sene 60 milyona doğru gidecek bir turist sayısı öngörüyoruz. Bu turist sayısının artmasında da en önemli görev Türk taşıyıcıları düşüyor. Bizler bunların büyük bir kısmını taşıyacağız. Yani en az yarıya yakınını bizler taşıyacağız. Bu açıdan da potansiyel, ciddi bir potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Yüksek sezonda fiyatlar biliyorsunuz eğer önceden alırsanız, kampanyaları takip ederseniz her zaman uygun fiyat bulmanız mümkün. Bu tüm dünyadaki ve Türkiye'deki hava yolları için geçerli. Ama siz cuma gününden seyahate çıkıp pazar akşamı dönmek istiyorsanız ve cuma sabahı da bilet alacaksanız yüksek almanız mümkün. Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığımızda fiyatlarımızda bir artış yok. Fiyat artışı biraz geçen seneyle bu sene arasında hiç fiyat artışı olmadı mı? Bu tamamen arz talebe bağlı bir şey. Fiyat artışında geçen seneden bu seneye bir etki yok. Ancak uçakların dolulukları artarsa ve ne kadar gecikirseniz fiyatlar ona göre gecikir. Eğer 15 gün önce biletinizi alırsanız fiyat farklıdır. Bir gün önce alırsanız fiyat farklıdır. Bu bütün dünyada artık bu şekilde dinamik fiyatlama diye bir yöntem var. Evet. Buraya geçildi.